Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 21 Mart Salı Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 9 koşu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. iki tane altılımız olacak. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Sevgili dostlar yazdığımız safkanlar gayen olsun. Herkese bol şanslar Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. O güzel yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde bir meydan dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alacak. Altılı ganyanımızın başlangıç ayağı birinci koşuyla başlıyoruz. Evet, e, üç tane savkanımız ilk defa piste çıkacaklar. Onların da ayakları düz basmasını temenni ediyoruz. Evet, koşuya döndüğümüz zaman yani Adana'da e, yani böyle sanki e, para vermeyecek gibi görünüyor ama e, enteresan savkanlarımız var. Alternatif banko adaylarımız var. Bir tane bankom olacak. E, o da iki altıyı bağlıyor sevgili dostlar. Bakalım şans bizden yana olursa güzel bir ikramiye. Almış oluruz sevgili dostlar evet bugün Bursa'da biliyorsunuz e, sağdan gelen duyumlar olarak e, bereket birinci beşli gayenini yakaladık e, ama e, onun çiftesini aldık e, ol safkanımızda tek atarak e, alan arkadaşlar varsa şimdiden tebrik edelim gerçekten çok güzel bir ikrami var ilk altlığı kafada maalesef yattık geri kalan safkanlarımız hepsi var. Olmadı. 11 lira 800 küsür lira verdi. Güzel bir ikram. inşallah bulan arkadaşlarımız vardır. Evet koşularımıza geçelim. Evet Adana'da birinci koşu ee, benim sıralamam şu şekilde olacak. Gökhan Kocakaya ile ilk defa dektör olan iki yarış gördü. İkisinde de pistten bir dördüncük bir beşincik de ayrıldı. Şimdi daha da pişkinleştiğini düşündüğüm 7 nolu sapkını benim ilk tercihim. İkinci atım 4. Sonradan 3 nolu savkanın sanki burası yeterli gibi görünüyorlar ama burada ilk startına bir 7. de ayrılan bir safkanımız var. Ben değerlendireceğim. Bir de 2 nolu safkanımızda yazdık mı rahat bir yeri seyrederiz. Yani baktığımız zaman yani 7 ile 4 sanki ayrımsız gibi görünüyor ama ben 3-2-1'i de burada tercih yapacağım. 3 nolu safkanımızda ilk yarış hayatına başlıyor. Ben iyi gördüm. orijin olarak da e, beğendiğim bir safkan. E, bakalım nasıl bir sonuç elde edecek abi işte Evet sıralamamız 7, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde oluştu. Altılık ayarımızın ilk ayındaki benim sıralamam. Evet ikinci koşumuzda devam edelim. İkinci koşumuzda 4 ve Kore İngilizleri 1900 metre kuma çıkıyor. Handikap 21 bir mücadele 7 safkanımız yer alacak. Evet koşuda ise Serin Çocuk Ahmet Çelik tercihine yaptığı son koşunu 2100'de e, Ahmet Çelik de kazanmasını bilmişti. E, tatlı bir sürprize imza atmıştı. Yarın e, bu koşuda e, kendine bir şans yaratacaktır. İlk tercim, ikinci atım 4 nalı Halukan olacak. 4 nalı sapkının konu Vedat Abiş O da iki, e, üçüncü kez buluştu. Yaptığı son koşunu Ahmet Çelik de start alıp kazanmıştı. Şimdi Ahmet Çelik'i e, serin çocukta görüyoruz. Vedat Abiş'i şey, Haluk Han'da görüyoruz. Yani dördü de eksik etmeyeceğiz. Sonradan Altınoğlu Safkan'ın bomboş güleye değerlendirebilir. Çok çok dikkat. Ve de 3 nolu Kaptan Amerika diyeceğim. Özcan Yıldırım'la. 2, 4, 6 ve 3 benim bu koştaki sıralamam. ikinci koştaki sıralamamız bu şekilde oluştu. Evet üçüncü koşumuz şartlı 4. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkıyor. Yedi plasemiz burada başlıyor. Birinci üçlü ganyanımızda altı safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu kısa mücadele içerisinde baktığımızda Akdağ Fırtınası ayağına çok seri yani tercihli kulvarda çekmiş dış kullardan dolanıp gelip liderliği isteyecektir. Tabii ki soy salan da ayağına seri yani bu iki safkanda önlerde süratlendireceklerdir koşuyu sevgili dostlar. Yani ilk tercih benim Akdağ Fırtınası olacak. Sonradan yani bu söylediğimiz soysalan 5 non safkanımız bir yerde kesiliyor sevgili Oza. Çünkü ben Aktağ Fırtınası grubu çok uygun yakalamış gibi gördüm sevgili Oza. Soysalan'la Taştepe ile e, Dünya Kralı ilk defa start alacak. Geri kalan safkanları da zaten geçme potansiyeli olan bir safkanımız. Yani buna bir tek ciddi rakip burada her daim gördüm ben. Gökhan Kocakaya eşliğinde. E, yani bu 1-3 sanki bu yarış için kapalı gibi görünüyor ama sürpriz babında ben 4 nolu Uğurlar Nizamettin Demir'le ya da ve de 6 Altınol Taştepe Mehmet Akgöz tercihini ilk deva start alacak. 73 günlük bir ara çalışmaları gayet başarılı buldum. 1-3 çizgi ufak bir çöle oynayacak arkadaşlar değerlendirebilir ama ben 4-6'yı da kesinlikle bu koşuda ihmal etmeyeceğim. Bunu da üstüne basarak önereceğim safkanlar. Ha, 7 piyasa için 1 nolu akda fırtınasını ben kazanmasa da ikili bozacağını düşünmüyorum. Banko tercih yapabiliriz. Evet dördüncü koşumuz ikinci altılı burada başlıyor. Satış 2, 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alacak. Evet burada da zorlu bir koşu yine ikinci altılı başlangıç ayına konulmuş. Burada sıralamam şu şekilde 3 nolu safkanımızla başlayacağım. Ahmet Çelik tercihine yaptığı son Ankara pardon Adana pistinde e, handikap 17.400'ü Kazanma başarısı göstermişti Yarım boyla da Mücahit boyuyla Tatlı bir sürpriz Hem de tatlı değil de, Yani en sonuncu at olarak gelmişti Yarın e, Bu formunu e, devam ettirirse Kazanmaya yakın 3 Benim ilk tercihim Evet ikinci atımız bir nolu Alator olacak Mehmet Salih Çelik eşliğinde e, O da 4. kez buluştu Alator'u da mutlaka bu grupta şansı olmasını beklediğim bir safkan. Sonradan 5 nolu safkanımız Hat Demir Kır, Saadettin Boyraz eşliğinde 2 ve de 4 nolu safkanları da yazdık mı? E, rahat bir yere seyrederiz diye düşünüyorum. 3, 1, 5, 2 ve 4 benim bu koştaki sıralamam sevgili dostlar ikinci altı ayağımızın başlangıç ayında Evet isteme istemeye de e, Bursa'nın son ayındaki koşuya baktık. E, sevgili dostlar ne vermiş diye gerçekten çok tatlı para vermiş. 32.670 TL vermiş. Bulan arkadaşlarımız varsa buradan tebriklerimizi gönderelim. Evet sevgili dostlar 5. koşumuza geçelim. 2. 5'lik ayımız burada start olur. 5, 5 ve Kore Arapların 1900 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız e, bu koşuya kayıtlı. Evet burada alternatif bir banko ismimiz olacak demiştik videonun da başında. O da kim ve tabi iş tercihine start alacak olan 3'te 5 yaptılar. Son yaptığı koşusunu şartlı 5 1300'e kazandı. O gün içinde grupta uygundu aslında onun için. Şimdi mesafe uzadı. Ben e, uzunla da daha da etkili koşmasını bekliyorum. Adana'da e, yaptığı uzun mesafede e, Megastar Özak'ın hemen arkasında. E, güzel bir üçüncülük elde etti sevgili dostlar. O zaman Fatih e, Sultan Mehmet Sansar'la start almıştı. O gün için yamak bir koşusuydu. E, ben Yener Sultan alternatif banko banka ismimizdir. Kuponu kalacak arkadaşlar değerlendirebilir. Ama bir nolu Pekalp çok çok dikkat diyeceğim bu sakona son yaptığı beşinciliği kesinlikle önemsemiyorum. Ahmet Çelik'le yani çıkıp liderliği alırsa bir soğukta bitirebilir mutlaka bir nolu Pekalp'i de değerlendireceğiz. Üç nolu Yıldırım izi Gökhan Kocakaya eşliğinde tekrar buluştu. Bir kere Gökhan'la start aldı. Onu da kazanma başarısı göstermişlerdi. 1400 metre kumunda. Sonra grup 3'te bir mücadelesi vardı. Maalesef grup birazcık ağırdı. Uğur Timur'la start almıştı. Şimdi Gökhan Kocakaya teslim edilen Yıldırım izinde mutlaka değerlendireceğim. Ve de son olarak da 4 nolu Yücel diyeceğim bu koşta sevgili dostlar o da kazanarak kendini bulan bir savkanımız son yaptığı şartlı 3'ü Adana'da 2000'i Özen Yıldırım tercihine kazanmıştı. Ben yine Yücel'den etkili bir koşu gelecektir. 2 alternatif banko ismimizdir. 1 3 4 de buranın ciddi rakibi olacaklardır Yener Sultan'a. Evet sıralamamız 2 1 3 ve 4 şeklinde oluştu. Evet 6. koşumuza geçelim. Seyhan Belediye Başkanlığı koşusu kısa vade 9 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kuma çıkacaklar. 8 safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada e, benim banko ismim olacaktır sevgili dostlar. O da Kim Yenoğlu Soydere diyeceğim ben. E, yaptığı son grup bir de Adana'da 1900 metre kumunda taşan kazanmıştı sevgili dostlar. İyi bir koşu çıkartmıştı Taşan. Gerçekten halisi Karataş'la. Ya inatçı bir safkan. Yanına at yanaştığı zaman yine tazeliyor sevgili dostlar. Ve de koşuyu kazanmasını biliyor. Taşan şimdi Antalya'ya gitti. Antalya'da koşusu var sevgili dostlar. Oraya gelince de e, sizlerle e, o koşuyu da anlatacağız. Evet Soyderen'in e, ben burada e, Velat'a bir tercihine start almıştı. O gün için. E, şimdi yine Velat'la. E, Velat da zaten atı çok çok iyi tanıyor. Ben Soyleren'in bu koşuyu galip geleceğini düşünüyorum. Benim e, Bankomdur Yerinoğlu Safkan'ımız. Evet buna ciddi rakip olarak görünen 8 10 Kanatlı Tay Gökhan Kocakaya ile ikili için değerlendirimiz ve de 3 10 Cevher bu Safkan'ı çok dikkat Ahmet Çelik'le. Yani ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir Safkan sevgili dostlar. Ahmet Çelik de zaten altı çok iyi tanı 22 kere beraber koşup altısını kazandı. Ben ikili için değerlendireceğim. 7 Bankom arkası 8 ve 3. İkili için önereceğim safkanlar olacak. Evet 7. koşumuza devam edelim. Meydan dişlere mahsus bir koşu. 1400 metre kuma çıkacaklar. 8 safkanımız yer alıyor. 2, üçlük gaynımızda burada start alacak sevgili dostlar. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman e, yine iyi koşu çıkartmasını bekledim bir tane safkan var aslında. O da yine size alternatif bank olarak önereceğim. O da 3 nolu safkanımız Müslüm Çelik de 4'te 4 kere start aldı. 4'ünde de maalesef kazanamadılar. Ee, şimdi 6 da artık iyice tanımaya başladı. Ben 3 nolu safkanımız alternatif banku ismi olarak sizlere önereceğim ama 5 nolu eee Medellin Mehmet Akgöz'a mutlaka değerlendireceğim. 1 nolu safkanımız 2 ve 7 şeklinde olacağım bir sıralamam var. 3 alternatif banko ismimiz 5 1 2 7 benim 7. koçtaki sıralamam. Evet 8. koşumuz Şartlı ve çarşı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da koşuya şöyle bir göz attığımız zaman süratli gidecek bir tempo yapacak safkanlar var. Nur rahatlası olsun, Berişya olsun 1 ile 2 nolu safkanlar. Yani yarışa bir tempo vereceklerdir. Tabii ki bir nolu safkanımıza ben başlayacağım. Mehmet Akkoz'u 3. kez buluştu. Yaptığı son Adana işinde 1900'de ee, çok başarılı koştu aslında ee, o gün için. Ee, yarışta ben kazanmasını bekliyordum. Mesafeden birazcık etkilendiğini düşünüyorum. Şimdi kısalan bu mesafede e, çok başarılı koşmasını bekliyorum. Liderliği alırsa yakalanmayabilir. Bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. Bir ilk tercim. İkinci atım 5 nolu sapkanımız mutlaka değerlendireceğim. Sonradan 4 nolu sapkanımız Ali kaçmaz da... E, yaptığı yaptı Ali ile ilk startında kazanmışlardı Ali ile e, son koşsun yani Ali kaçmazla yapmışlardı 50 kiloyla start almış. Şimdi 6 kilo bir farkı var ama yine etkili koşmasını bekleyeceğim. 4'ü de es geçmeyeceğim ve de 3 nolu El Star diyeceğim. Berat tabi işte o da yaptığı son koşusunu handicap 14'ü 1400'ü o da Kadir Demirel'le kazanmıştı. Şimdi Berat Abi'ye teslim edilen Elstan'da, Star'ı El Star da mutlaka değerlendireceğim. Evet buradaki sıralamamız nasıl oluştu? Bir başta olmak üzere 5-4 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu 8. koşuda. Evet 9. koşu altılık ayımızın son aya, 12 saf mücadelesi 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çime çıkacak. Zaten bir tane çim yarışımız var o da son aya tekabül etti. 12 safkanımız var demiştik. Bir nolu safkanımız ve de 3 nolu Özgür Su ekür olarak piste çıkacaklar. Evet baktığımız zaman yani Özgür Su yaptığı son çim yarışında e, çok başarılı bir koşu sergiledi. Burada Tek Çare Morsun, Gardal gülü, Ulu Batur, palasali, Çığ üzeri Özgür Su, Ekürüsü, e, Benzenci. Yani bunları da e, çoğu kendisine rakip olacak safkanları da geçme başarısı gösterdi. Yine bir alternatif banko ismimizdir. Sevgili Gökhan Kocakay'la yine koşuyu kazanmaya yakın gibi görünüyor. Ama burada gelmedi gelmediği takdirde burası gerçekten bulmak çok zor. Benim sıralamam şu şekilde. Bir alternatif bankomuz 5, 8, 6, 11, 13, 10 ve 12 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu sevgili dostlar. Evet alana programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı gerçekten e, alana e, son koşu e, yani ya bir risk alacağız gözümüzü kapatıp tek atacağız iki banko ile gireceğiz ya da alternatif banko ismimiz vardı sevgili dostlar o da e, burada üç nolu savkanımızdir Müslüm çelikle e, bakalım inşallah e, dilediğim sonuca ulaşırız tüm yarı severler herkese bol şanslar diliyorum. Eğer yine bir duyum muyum alırsak sizlerle paylaşmaya çalışacağım sevgili dostlar. Herkese bol şanslar, yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.